O da bugün meclisteydi. O da liderlerin ifadeleri arasında yerini buldu. 10 ülkenin büyükelçilerinin Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını yaptığı çağrıyla başlayan kriz, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla aşılmış gibi görünüyor. Büyükelçiler Türkiye'yi terk etmedi. Ancak Erdoğan'ın o çıkışı siyasetin bir numaralı tartışma konusu haline geldi. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. Bunların bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da olduğu 10 ülkeyle Türkiye arasında kriz yaşanmasına neden oldu. Liderlerin salı mesaisinde o kriz vardı gündemde. Muhalefet Erdoğan'a ruh sağlığı göndermesi yaptı. Türkiye yönetilmiyor. Meydanda alkışı görünce aklına gelen ilk şeyi söylüyor. Özellikle de ruh sağlığı sorunu olan birisine bir devlet teslim edilemez. Akıldan uzak, rasyoneliteden uzak, şahsi, kişisel, bipolar bir dış politika anlayışı. Sadece bu elçi meselesi değil, dış politikayla karşı karşıyayız. Bir ruh hastalığının dış politikaya yansıması. Yani çok çeşitli, kimlikli bir sistemden bahsediyor. Erdoğan'ın dediği gibi Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yapan 10 büyükelçi istenmeyen insan ilan edilmedi. Kriz tansiyonu düşüren açıklamalarla sona erdi. Bizim niyetimiz asla kriz çıkarmak değil. Ülkemizin hakkını, hukukunu, onurunu, çıkarlarını ve egemenlik haklarını korumaktır. İktidar kanadı büyükelçiliklerin geri adım attığını duyursa da muhalefete göre asıl geri adım atan iktidar. Kimin kazançlı, kimin zararlı çıktığı tartışma konusu oldu. Bugün aynı büyükelçilikler tarafından yapılan yeni bir açıklamayla yargımıza ve ülkemize yönelik bühtandan geri dönülmüştür. 10 ülkede dahil herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı geri adıma zemin oluşturdu. Buradan kimse kahramanlık hikayesi çıkarmasın. Olayı nasıl düzeltebiliriz diye. Gece gündüz çalıştılar. Peki dolar ne oldu? Fatura kimin sırtına yüklendi? 83 milyonu sırtına yüklendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, ittifak ortağı Erdoğan'a destek verdi, büyükelçilikleri hedef aldı. Muhalefete göre ise Erdoğan'ın çıkışı iç politikayı etkilemeye yönelik hatalı bir adım. Şirret bir oyun, tehlikeli bir rol paylaşımı söz konusudur. Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem de zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliği halinde konuşmalarını dayatmıştır. Cumhuriyet tarihinde böyle garip bir devlet yönetimine hiç tanık oldu mu? Bir devlet bir kişinin iki dudağına teslim edilemez. Krizin iktisadi yansımalarına özellikle dikkat çekti muhalefet. Faturanın hali hazırda zor günler geçiren 83 milyona kesildiği vurgulandı. Dolar her 10 kuruş arttığında vatandaşın sırtına gelen yük 24 milyar Türk lirası. AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime sorayım. Memleketi bu hale kim getirdi? Bir haftadır zaten durmuş olan ekonomi yine frene bastı. Yine satıcısı, alıcısı, herkes kurun nerede duracağını beklemeye başladı. Keskin sirke küpüne zarar vermiş, vatandaşımız büyük bir ekonomik bedel ödemiştir. Bahçeli yaşanan kriz üzerinden bir kez daha iş insanı Osman Kavala'yı hedef aldı. Sözü yine Anayasa Mahkemesi'ne getirdi, yüksek mahkemenin kapısına kilit vurulmasını istedi. Kavala Soros'un kuryesidir. Gezi Parkı olaylarının finansörü, kışkırtıcısı, şüpheli ve şaibeli bir kişidir. Anayasa Mahkemesi öyle bir hale gelmiştir ki, nerede bir hain, nerede Türkiye'nin kuyusunu kazmak için faal halde bulunan bir çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Anayasa Mahkemesi kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin? Anayasa Mahkemesi kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı kaybolsun? Evet, şimdi tabii ilginç olan şu. 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesiyle, edilmek istenmesiyle başlayan krizi Sayın Bahçeli nasıl Anayasa Mahkemesi'nin kapanmasına bağladı? Hani ben anlamadım. Herhalde anlayan izleyicilerimiz vardır. Anlatırlarsa iyi olur. Osman